12 parmak bağırsak iltihabı dediniz. Peki 12 parmak bağırsak iltihabı nedir? Yani şimdi şöyle mide iltihabı da gastrit diyoruz. Evet. 12 parmak bağırsağı dediğimizde duodenit dediğimiz şeydir. Yani bu mide çıkışında olan bağırsağın birinci kısmıdır. Bu da aynı şekilde hastalarda mide şikayetlerine neden olur ama ya birbirine çok yakın olduğu için genelde mide olarak kabul edilir o şikayetler. Ya bazen Aslında de bütün benzer hastalıklar hep etkiler mide vardır. denir, değil mi Mide hocam? denir ama dediğim gibi 12 parmak bağırsağı da mide çıkışında bir bölüm olduğundan dolayı zaten benzer şikayetlere neden olurlar. Ya peki şikayetler neler oluyor genelde hocam, çoğunlukta? Yani bu tür şeylerde genellikle aç kaldıkları zaman midelerinde acıma, yanma ve bazen ağrı olur. Bazı gıdaları yedikleri zaman acı baharatlı gıdalar, salçalı yemekler, çay, kahve, kola gibi şeyler, sigara, alkollü bira, şarap ve benzeri alkollü içecekler, asitli meyveler, erik, üzüm, kiraz, kavun, karpuz gibi bu tür şeyleri aldıkları zamanlarda veya strese girdikleri zamanlarda midelerinde acıma, yanma, ağrı gibi durumlar ortaya çıkarlar. Tabii bu süt içmekle rahatlar bu tür hastalar. Yemek yemekle rahatlarlar. Onu fark ederler ve onun için aç kalmamaya bakarlar. Sık sık yemek yemeye çalışırlar. Zaten aç kalmak mide rahatsızlıklarını, mide asidini arttırarak etkilediğinden dolayı oruç tutmalarında çok doğru değildir. Çünkü dediğim gibi uzun bir süre aç kalmak midedeki o rahatsızlıkları tetikler. Mide ya da 12 parmak bağırsağı iltihabının bu sefer ülsere, yani yaraya dönüşüne sebep olur. Onun için tutmalarını doğru bulmuyoruz. Ama dediğim gibi bir gastrit veya duodenit dediğimiz mide ve 12 parmak bağırsağı iltihabı var ise tedaviye alınır ama daha sonraki yıllarda doktoruna danışarak onları oruç tutmalarında deneyebilirler. Sakınca olmayabilir. Yani birçok hastalık birbirini tetikliyor. Bazı hastalıklar orucu, yani açlıkla tetiklenir. Evet. Bazı açlıkta bazı hastalıkları tetikler. Bu böyledir. Yani birbirini zincirleme bir Evet, aynen şekilde. öyle. Ve birçok zararlı madde de vücudumuza zarar veriyor. İşte şu anda aslında tam zaman ve fırsatı. Ramazan ayında sigara bırakılması. Peki sigara tüketenlere neler söyleyeceğiz Şimdi hocam? sigarayı çok bırakmıyorlar da, yani gündüz içmiyorlar oruçluyken. Aslında Yani bir fırsat değil mi bırakılması keşke için? bıraksalar. Yani sonuçta üzerinde sigara insanı öldürür diye paketlerde yazıyor. Yani gündüz 15-16 saat, yazın 17-18 saat sigara içmeden durabiliyor ama muhtemelen iftarla sahur arasında o açığını kapatıyor bence. Evet. Gündüz içmediklerini. Alkolle de öyle. Ramazan boyunca alkol almıyor mesela. Bir ay boyunca. Ondan sonra alıyor. Demek ki bazı şeyler istese yapılabiliyor. Bazı şeyler iradeyle ilgili. Evet, çok Ben güzel bir konuya. bırakamıyorum demek yani çok mantıklı değil. Hocam aslında çok güzel bir konuya temas etti kıymetli izleyenlerimiz. Sigara içmemek de irade ile alakalı bir durum. Yani ben bırakıyorum dediğiniz zaman bırakabiliyorsunuz. Yani genelde bırakılıyor. Bırakanları görüyoruz. Evet, tabii Ramazan ayında da bir fırsat sizler için, sevgili izleyenlerim, tabii sigara içenler için. Sigaradan da işte yavaş yavaş 12-13 saat dedik ya da 15 saat dedik. Aç kalabiliyorsak, sigara içmiyorsak eğer 15-16 saat. içmemeyebiliriz. Haziran, Temmuz, Ağustos en uzun günler yani. 17 saatleri buluyor oruç. Ve o yüzden de hasta olan, kendisine güvenemeyen kişiler doktoruna gelsinler, rutin muayenelerini olsunlar. Hekimlerin izin vermiş olduğu karar noktasında Ramazan ayını geçirebilirsiniz. Kronik hastalığı olanlar, şeker, tansiyon, kalp, böbrek, karaciğerle ilgili rahatsızlığı olanlar mutlaka doktoruna başvuracaklar. Yani kendi kafalarına göre bana bir şey olmuyor, dayanıyorum, tutabiliyorum deyip oruç tutmaları doğru olmaz. Kendilerine zarar verebilirler. Yani bir Ve faydalı taraftan hastalıklarda bu evet, mutlaka olur o zarar görme. sevabını alayım derken kendinizin hastalıkla karşı karşıya kalması kendi vücudunuza vermiş olduğunuz bir eziyet Hastalığınız diyebiliriz. alevlenebilir, zarar görürsünüz, tedavisi zorlaşabilir, geriye dönüşsüz yan etkiler, komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Dedik mesela böbreğiniz susuz kalır, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Şekerle ilgili hap kullanıyorsanız belki vücudunuzdaki o denge bozularak insülin kullanma durumuna geçebilirsiniz.
Bunlar olan şeyler.